İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün Ardahan Damal'a bağlı Seyit Ören Köyü'nde Aysel Cankan'ın evine konuk olduk. Kıymetli izleyicilerim, değerli takipçilerim, iki gündür bu eve konuk oluyoruz. Eski gelenek göreneklerimizle ne yediklerini, ne içtiklerine ilgili bilgi alıyoruz. Sağ olsunlar. Aysel Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Aysel Cankan, 50 yaşındayım. Babamın adı Salman, anamın adı Zühre. Evet. Dedemin adı Yüzbaş. 5 kardeşik, 3 erkek, 2 kız. Evet. 33 yıldır evliyim. 3 çocuk anasıyım. 2 tane kız torunum var. Allah bağışlasın. Ben atalarımdan, dedelerimden, anamdan babama yetişmedim. Çocuğuken vefat etmiş babam. Allah rahmet etsin. Ben dedemden, anamdan gördüklerim böyle yaparlardı. Ben de buraya geldim 17 yaşında, aynı sürüyorum, aynı tacı, aynı darak. Burada da aynısını yapıyorum. Evet. Aha. Eskiden Aysel Hanım ekmek ederken hani dışarıdan mı alıyordu annen, baban unu, siz kendileri mi yapıyordu o zaman? Kendiler kendi arpalarını üdüllerdi. O zaman kırım unu diye bir un var, unu almıyorlardı. Çavdar katıyorlardı içine. Evet. Yani iyi açılsın deyin, o da eskiden de arpa çavdar üşüyordu. Günlerde yağıştı, şimdi üşümüyor. Şimdi ekseler daha iyi olur. Kismede ekmiyor yani. Çok evet. Bir şeyden yok. Herkese de tavsiye edin, eksin. Üretici olsunlar yani, her şeyi kaybetmesinler. Evet. Bu ekmeği kaç günde bir yapıyorsunuz Aysel Hanım? Ayda bir sefer yapıyoruz. Kaç nüfussunuz Aysel Hanım? İsme kalmadı. Herkes çet çocuk geçti ki. Burada 6 tane. Allah sağlık versin Aysel Hanım. Dediniz ya hani kendimiz ekiyoruz, kendimiz biçiyoruz. Bu un şimdi sizin kendi bağınızdan mı geliyor? Kendi unumuzdur. Evet. Hiçbir katkı yok mu beyaz unumuzda? Hiçbir yok. Biz kendi unumuzu vurup gidip Kölebek'te, diğer Myanmar orada un diyor yeşil. Evet. Ve ekmeğimizi yapıyoruz. Var mı köyde gene herkes kendi ekmeğini kendi mi ediyor, dışarıdan mı alıyor? Dışarıdan alan da var, kısme de alamaz daha. Bir ekmeğin biri olmuş, bir kişi künde 3 ekmek yese 9 milyon. Kim yani nereden alıp da alınacak gibi gelir, yok bir şey yok. Yani burada bir her ev bir tarla ekse kendi ekmeğini kendi yapar diyorsunuz. Tabii herkes yani kendi ekmeğini yapar yani, ihtiyacını karşılar yani. Hem kaynağı alak olur, hem kendileri yani ekmeğini yapar. Hem organik, doğal beslenir. Tabii. Evet. Başka ne işler yapıyorsunuz köyde senem? Hayvanınız, koyununuz, kuzunuz var mı? Koyunun küçük baş hayvanımız yoktur. İneklerimiz var. Evet. Bu kadar işte. İneklerin sütünü satıyor musunuz? Kendiniz tereyağı, peynir yapıyor musunuz? Tereyağı, peynir yapıyoruz. Kendi yeterliğimizi yapıyoruz. Fazlasını satmıyoruz. Evet. Aysel Hanım, bu eskiden dediniz un, bu da üşüyormuş eskiden, kışlar daha mı ağır geçiyormuş bölgemizde. Siz öyle mi duydunuz? Tabii ben dedemden öyle duydum, üşürdü diyordu. Yani bu ekmek o zaman üşük olduğu için açılmıyordu öyle mi? Başında gidiyor. Ufanıyordu. Eskiden ireşmedik daha çok zormuş, şimdi daha kolaylaştı, her şey makineleşti. Eskiden kendi oyularmış, kendi oyu bu sapı savuruyorlarmış, samanı takıl çavdar çıkartmak için şimdi. Patos, gezer patos, samanı dağıtıyor içine, takılından barına dolduruyor, her şey kolaylaştı yani. Yapsalar yaparlar. Var mı burada senin yaşında köyde duruyor mu yani şimdiki 50 yaşları? Gurbette mi, burada mı? Var, içinde duranlar da var, gurbete de gelenler de var yani. Evet. Başka köyde yemek türleriniz ne? Ne yapıyorsunuz? Hamur işler neler mesela? Her şey yani onlar yani şehirde olan yani köyde de olur. Para olsun, her şey var burada da. Yok, bu hamurdan mesela sizin köyde yaptığınız yemekler bir sayabilir misin hani hamur işi olarak işte? Ben bundan baklava yapıyorum. Kendi ununuzdan? Evet. Katmer yapıyoruz, börek yapıyoruz, mantısını yapıyoruz. Her şeyini yapıyoruz yani. Evet.
Sizin köye, bu köye özgü bir yemek var mı var? Özel. Özgü yemek derken yani nasıl yani? Her şeyi yapıyoruz. Bundan hamur, mavuş yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. Çetesini yani her şeyini yapıyoruz bu burnumuza. Yapıyorsunuz değil mi? Evet. Evet, bu yanınızdaki hanımefendi hiç konuşmuyor. O neyiniz oluyor? Benim eltim, evet. Benim bacım. Evet. Yol bacım. Babalarımız kardeşlik olmuş. Evet. Benim bacım, 20 yıldır beraber yaşıyoruz. Evet. Yani ana kızına tartışır, ben bundan hiç tartışmadım. İki tane çocuğu var, kendi çocuklarım. Ben yani hiç yani daha fazla seviyorum ki ana eksiği yok. Allah birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın Aysel Hanım. Evet. Allah Allah. Dediniz ya Kırım unu, bu Kırım unuyla ilgili bir açıklama yapayım size. Kırım, Karadeniz'in karşısında, Hopa'nın, Trabzon'un karşısında küçük bir ülke. Eskiden Türkiye oradan beyaz un ithal ediyormuş. Bizim bu bölgelerde de Ardahan, Kars bölgelerinde o Kırım'dan gelen una beyaz olduğu için Kırım unu diyorlarmış. Siz de onu öyle duymuşsunuz değil mi? Ben öyle duydum da yani yakında yerine de hiç duymadım. Ama şimdi o beyaz unu, Kırım unu çuval çuval alıyorlar mıydı eskiden? Yarı biraz ondan biraz ondan mı katıyordunuz? Yok, annem, yok, baba. Onu hiç kismelliyor muydu? Yani saklıyorlardı teberiye katarlar. Şey ederlerdi yani. Ne ediyorlardı o zaman o beyaz unundan? O beyaz unundan bir şey pişirirlerdi. Lokum ederlerdi. Bunların çaldırdan atladan olmadığı için. Bunu saklarlardı yılın yılı. Yani o pahalıydı, kimsenin gücü yetmiyor muydu o zaman? Evet, eskiden kimde vardı ki o zaman, eskiden 70 kiloymuş yani biz yetişmedik ama ki şimdi kilo işi de çıktı. Evet. Onun şimdi 5 kilosu da var, 25'i de var. İki kızım var deniz. Kızlarınız da bu işi biliyor mu? Gurbette yaşıyormuş. Ekmek falan yapmayı bilir mi? Ekmek, inek. Acayip yapıyor bunlar da. Öğrendiler mi yani? Evet, bunlar da çok güzel ekmek ediyor ki. Büyük kızım zaten benden değil. Evet. Diğerinin ismi ne? Sevda. Sevda bilmez değil mi bu işleri? Sevda da biliyor da yani Sevda duygu kadar etme gidemiyor. Duygu çok güzel etme gidemiyor. Evet. Evet Aysel Hanım. Anlatın her, sizi dinliyoruz. Ne var ne yok köyde? Köyde hayat nasıl geçiyor? Ben soracağım, biz cevaplayacağız durduğumuz yerde. Ne anlat? Yani köy işlerini seviyor musunuz? Köy işlerini de seviyorum. İşte alıştık da zaten gözümüz açık yani, bu işi gördük. Halen bu işimize devam ediyoruz. Yani sahibik işimizi. Bu genele görene sürdürmeyi devam edeceğim. Nesilden nesil öyle mi? Siz yaşadıkça. Tabii tabii. Nesilden nesil herkese de yani diyelim yani tavsiyem ki aslınızı yitirmeyen atay dede işlerinizi gelin geri yürüdük. Hazırcı olmayın diyorsunuz. Beraberlik olarak paralarınıza sahip çıkın ekin. Benden bu kadar yani. Evet. Ama Aysel Hanım, şimdi bizim takipçilerimiz sizden ikram olarak kavurga istiyor, yuka ekmek istiyor. İkram eder misiniz? Tabii ki. Buyursun gelsinler diyorsunuz. Tabii, tabii. Evet. Başka. Tereyağı demiştik ya, tereyağının yapılışını bir tarif eder misin bize? Şimdi bizim şehirlerde, Kars'ta, Ardahan'da bildiğin kaymak yağına tereyağı diyorlar. Aslında o tereyağı değil. Sarı yağ, öyle değil mi? Hayır, tereyağı olamaz o. Tereyağı... Bu yemeklik yağ. Tereyağı yoğurttan mı oluyor? Evet, biz makineye çekiyoruz. Yine sarıp süt eşkime de. Evet. Makineye çekerik. Hemen o kaymağın içine süt katar, pişiririk. Onu mayaları kaynatırık. Onu evet. Mayaları... Yoğurt gibi mayalıyoruz. Yoğurt der, mayalarık, ele yayarık. Ondan çıkan tereyağı oluyor. Çıkan, pişmiş tereyağı. Pişmiş ya, o kahvaltıda yenir. Onunla, o yağ eşki kaymaktan tereyağı olmaz ki, yeme atılır. Evet. Bu çökeli kışın yemeniz için, hani bozulmaması için ne yapıyorsun? Dolapta mı duruyor? Yok. Bidonlara mı basıyorsunuz? Biz bozgalara koyuyoruz. 4-5 kelle ediyoruz, koyuyoruz. Onu bir tuluğa koyuyoruz. Evet. Gidiyor. Kışın öyle tüketiyorsun. Şimdi kışın bu veriyoruz. Evet. Şimdi 11. ayda ne de açıyoruz yani. Bu daha bozulmuyor yani. Bir yılda yesen bozulmaz yani. Evet.
Efendim sizlere teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Bizi 2 gündür konuk ettiniz. O derin bilgilerinize bizimle paylaştınız. Buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı bizi izleyenlere, takipçilere selam söylemek ister misiniz? Herkese çok selam söylüyorum. Evet. Buradan çocuklarını da gözlerinden öpüyorum, üçünün de. Evet. Gördüğünün de, Gökçem de burada. Evet. Kardeşlerime, bacıma, güvenlerime. Tüm köylülerimize, bizi köylülerim, izleyenlere. Bizi izleyen herkesin, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Selamlar olsun. İyi seyirler değerli izleyicilerimiz. Lütfen videoların devamını izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yarın başka bir konukla başka bir bölümde görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.